Arkadaşlar, şimdi CustomerManager'ı yazdık. Add, Remove ve Update operasyonları var idi. Şöyle ki, bu, bu noktada biz bu CustomerManager'ı artık istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Örneğin, biz bunu main.java yani main klasında herhangi bir metodun içerisinde kullanmak istersek kullanabiliriz. Genellikle zaten bir noktada bu klaslar birbirlerini kullanırlar. Örneğin siz işte müşterileri listelerken müşterinin yetkisi var mı? Bunun için işte yetki klasından, yetki manager klasından, kısacası authorize manager klasından yararlanırsınız. Kısacası ben size burada bir klası nasıl çağıracağınızı göstereceğim. Customer Manager, class'ın ismi. Bakın, biz daha önce ne yapıyorduk? Örneğin, int sayı diyorduk değil mi? Veya string mesaj diyorduk. Yani bakın, birinin türü stringti, diğerinin integer. Float, double, her şey olabilir. Bu noktada Customer Manager türünde. Yani kısacası Customer Manager bir türdür arkadaşlar o türdeki ben ismi ve bir değişken oluşturur gibi ismi veriyorum. Yani ben buraya aslında ABC her şey yazabilirim. Yani Customer Manager sınıfın ismi. O türde sınıf Customer Manager türünde ben bir örnek oluşturacağım arkadaşlar. Yani örnek oluşturacağım demek Customer Manager türünde bir kullanım yapacağım demek. Bu örnek oluşturma olayını size birazdan daha detaylı anlatacağım. Evet çağrımı bu şekildedir arkadaşlar. Bir klasın çağrımı Customer Manager türünde burada kullanmak istediğiniz ismi veriyorsunuz. Dediğim gibi her şey olabilir. Eşittir New Customer Manager. Dediğinizde siz bellekte o an Customer Manager türünde bir nesne üretmiş oluyorsunuz. Niye üretiyoruz bu nesneyi? Kullanmak için. Customer Manager nokta dediğinizde bakın add, remove ve update gelmiş oluyor. Örneğin ben add'i çağırabilirim. Customer Manager nokta remove çağırabilirim. Customer Manager nokta update istediğime çağırabilirim. Bunu çalıştırmak istediğim zaman bakın şöyle tüm add, remove, update işleri eklendi silindi güncellendi arka arkaya çalışmış oldu. Yani biz her şeyi buraya yazıp e, onu çağırmaktansa aslında bakarsanız bir daha önce metotlardan öğrendik. Ede aşağı yazıp çağırıyorduk remove update. Ama müşteri ekleme var, ürün ekleme var, e, personel ekleme var. işte kredi kartı ekleme var, her şey var her şeyi ekliyoruz. Yüzlerce nesne olabilir. Dolayısıyla hani bunları gruplamış oluyoruz. Klasların ilk kullanım amacının bu olduğunu söyledik. Peki şurayı iyice bir anlayalım arkadaşlar. Yani şu nivlediğimiz kısım ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar. Şimdi klaslar referans tiptir. Öncelikle bu bilgiyi mutlaka aklınıza tutun reference type. Referans tip diyelim. Şimdi bellekte siz hani böyle değişken falan tanımladığınızda bu da bir değişken tanımlama gibi. Yani bakın aynen string işte mesaj, integer int sayı, der gibi. Burada da customer manager türünde customer manager. Bakın c'si küçük yazdım bu arada. Yani camel case yazdım. Yani bunun bunun da işte ilk harfini büyük yazmıyorum. Aman ona dikkat edin. Şimdi bu noktada bellekte siz bunu yaptığınız zaman bir değişken tanımladığınız zaman bellekte onu oluşturmuş oluyorsunuz. Hani daha önce konuştuk ya işte integer bir alan oluşturursan 4 byte vesaire. Onun gibi. Şimdi bellekte iki tane alan var. Bunlardan bir tanesi stack olarak kabul ediliyor. Diğeri ise heap olarak kabul ediliyor. Heap Şöyle hip yazayım. help. Bu da stack. S T A C K. Şöyle ki arkadaşlar, sen customer manager'ı oluşturduğun zaman şöyle e, bu kalemle yazmak zor olduğu için kısaltmasını yazacağım. Buraya customer manager yazdığımı düşünün. Arkadaşlar hiçbir zaman kısaltma kullanmayın. Yani şu ifade bile bunlar biraz işte o dil çok eski olduğu için eskiden bunlar vardı bu tip böyle kısa yazma alışkanlıkları özellikle bellekten tasarruf etmek için ama günümüzde önemli değil. Böyle diyor mesela. Hani yeni nesil bir programcı onu arguments yani argümanlar diye yazmalı. O yüzden kısaltma hiçbir zaman kullanmayın. Niye? Çünkü daha sonra onu rahatlıkla okuyabilsin diye okuyan kişi kendiniz bile. Bazen öyle bir şey oluyor ki aradan iki ay geçiyor. Koda bakıyorsunuz bunu ben mi yazdım diyorsunuz. O yüzden bir kodun kolay okunması lazım. Bu noktada stack de Arkadaşlar şu işaretlediğim Yer var ya sol taraf O burada oluşuyor Yani cm'yi Tanımladınız Bakın Şöyle ki ben hiç Şu nivi vermeyeyim tamam mı Direkt buraya da noktalı virgül vereyim Bakın kızıyor zaten diyor ki Variable Değişken customer manager Bizim Customer managerımız Might not have been initialized. Diyor ki customer manager bu noktada e, initialized edilmemiş. Yani başlatılmamış olabilir. Örneği oluşturmamış, oluşturulmamış olabilir. Bakın zaten çalıştırıldığımda da o hatayı alıyorum. Bu noktada demek ki bir class kullanabilmek için onun nivlenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Peki şu kısım ne işe yarıyor? Şu sağ kısım sağ kısım siz new dediğiniz zaman o şu demek arkadaşlar bu cm'nin karşılığını cm'nin karşılığını buraya yani cm'yi burada cm için bir adet işte bu obje ya şöyle kü, bunu kıvırcık parantez yani süslü parantez gibi düşünün nesne burada oluşuyor yani burada oluşan bir customer manager nesnesi oluşuyor. Aslına bakarsanız arkadaşlar bu şu şekilde çalışıyor. 101 diye uyduruyorum ben bunu. Bir referans numarası alıyor bu CM. Aslında bu 101 burayı tutuyor. Peki bu ne işe yarıyor? Yani bu şu an söylediğim, anlattığım kısım ne işe yarıyor? Yani hocam bu bize ne için lazım? Bunu net bir şekilde size aktaracağım. Ve şunu söyleyeyim. Nesnel bir dilde şu olayı iyi anlarsanız inanın hiçbir eksiğiniz kalmaz. Tasarım desenlerini ezbere değil mantığıyla öğrenmiş olursunuz. Şöyle ki arkadaşlar. Bakın ben ikinci bir Customer Manager oluşturuyorum. Tamam mı? Customer Manager şöyle iki diyelim yani. Eşittir. New Customer Manager. Bakın siz bunu yazdığınız zaman siz bunu yazdığınız zaman aynı mantıkla şöyle burada 102 diye bir customer manager 2 oluşuyor. Bu da burada karşılığı da new verdiğiniz için o da oluştu. Yani nesnemiz var. Aslında nesne burada çalışıyor yani. Hani add dediğinizde aslında add burada. Remove dediğinizde remove burada. Update dediğinizde bunun update'i çalışıyor. Customer Manager 2 içinde add dediğinizde bunun add'i çalışıyor. Remove dediğinizde bunun Remove çalışıyor. Update dediğinizde bunun update'i çalışıyor. Tamam. Yani kısacası iki tane elinizde aynı tipte nesne var ama ikisi de bellekte ayrı ayrı duruyor. İlerletiyorum bakın. Şimdi diyorum ki aşağıda. Şurada. Customer Manager eşittir. Customer Manager 2 bunu diyorum. Bakın ben bunu yaptığımda IDE dili biliyor. Yani şu an kullandığımız IntelliJ IDEA bu dili çok iyi biliyor. Bakın dikkat edin ne yaptı biliyor musunuz? Şuradaki nevi görüyor musunuz? Soluklaştırdı. O şey demek istiyor sana. Arkadaşım sen hani şu an bu işlemi yaptın ama şu new customer manager'ın hiçbir anlamı yok. Peki ne demek bu biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bu şu demek. Customer Manager'ın referans numarası. Customer Manager neydi? Şu üstteki. Referans numarası eşittir. Customer Manager 2'nin referans numarası. Aslında bunun eşitlemesi böyledir. Yani yani bu şu anlama geldi. Burada kalemimi alayım. Artık Customer Manager'ın referans numarası. Customer Manager 2'nin referans numarası ya. Bu artık 102 arkadaşlar. Yani şu da şu da buraya gidiyor. Neden 102 dedik ya? Şu 102 idi. Şu da 101 idi. Şu an ikisi de 102'ye gidiyor. New deyince ne yapıyordu? hiptek hip'te bir yani o nesneden bir örnek oluşturuyordu. Bakın diyor ki yani o anlamsız soluklaştırdı onu. Dolayısıyla ben bu kodu şöyle yazsam da o zaman bunun çalışacağını biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hiçbir arıza çıkmayacak. Neden? Çünkü referans var. Yani i̇kisi içinde referans var. Biz zaten birincisini birinciyi yaldırdık. İkinciyi de kullanabiliriz. Peki bir önceki örnekte Hani bu soluk ya Bellekte bellekten oluştu. Siz belleği bu bağlamda hani kullanmış oldunuz. Yani bellekte o 101 oluştu. Bu 101 ne olacak? Arkadaşlar burası önemli. Olur da herhangi bir referansı herhangi bir nefer, referansı tutan kimse kalmazsa 101'i tutan kimse kalmış mı? Kalmamış. Bunu birazdan garbage collector collector yani. Garbage çöp demek. Çöp collector toplayıcı. Çöp toplayıcı. Kısacası çöpçü. Çöpçü yani o da Java'nın bellek yöneticisidir arkadaşlar. Bellekten onu siliyor. O yüzden bir klası oluşturan programcının onu oluştururken dikkat etmesi gerekiyor. Neden biliyor musunuz? New pahalıdır arkadaşlar. Yani bellekte bir nesneyi nivlemek pahalıdır. O yüzden sadece ihtiyaç duyduğunuz zaman onu nivleyeceksiniz. Tabii ki nesnel çalışmanın getirdiği hani nivlerle çalışma hususunda bir durum söz konusudur. Onu da sürdürülebilir yazılımlar için göz ardı ediyoruz. Ama bu tip bir kullanımda mutlaka dikkat etmeli programcı. Dolayısıyla klaslara özel durum budur arkadaşlar. Peki bu bize neyi getirdi? Birazdan bir sonraki modülde ben klaslara ufacık bir ara verip size değer tipleri de anlatacağım. Tam da bu noktada bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Referans tiplerle farkını iyice kavramanızı istiyorum. Bu çok önemli bir konu. O yüzden lütfen buraya dikkat. Eğer şu, bu video tarafınızdan anlaşılmadıysa lütfen bir daha izleyin. Bundan sonraki videolar da, bir sonraki video da çok önemli. İsterseniz hani bir sonraki videoyu da bir izleyin. Sonra onu da orada da yine oturmayan bir şeyler varsa bu videonun en başından yine bunları izleyin. Yine olmazsa sorularınızı soru cevap bölümünden sorunuz arkadaşlar.